Günaydın Süreyya. Gülşah kalkmadı mı hala Hatice Hanım? Yarım saat önce kaldırdım Süreyya Hanım. E niye kahvaltıya gelmedi hala? Biliyorsunuz sabahları biraz sinirli oluyor. 3 kere gittim odasına ama... Ama ne Hatice Hanım? Ya kızdı, bağırdı, çağırdı, okula falan gitmeyeceğim dedi. Tutup kolundan getiremem ki. Kızdı mı ben bile korkuyorum valla. Sen getiremezsin ama ben getiririm. E Hatice, Gülşah 13 yaşında. Arif Bey'in bahanesi neymiş efendim? Niçin hala gelmedi kahvaltıya? Ona haber vermediniz mi yoksa? Haber verdik Süreyya Hanım. Telefonla konuşuyordu uzun uzun. Kafa sağladı tamam diye. Bu aralar da o telefon sabah akşam susmaz oldu zaten. Hadi kalk kızım, okula geç kalacaksın. Hadi servisi kaçırdın, bari okulu kaçırma. Kiminle konuşuyorum ben? En azından bir cevap ver. Madem uyandın niye kalkıp hazırlanmıyorsun bakayım? Okula falan gitmeyeceğim ben. Ne demek okula gitmeyeceğim kızım? Her sabah aynı kavga olmaz ki. Yapma o zaman. Bir kere rahat ver de uyuyalım. Delirtme beni Gülşah. Zaten devamsızlık hakkın kalmadı. Bugün de gitmezsen sınıfta kalacaksın. Kalmamı istemiyorsan babama söyle. Rapor yazsın bana o zaman. Gülşah kalk diyorum. Baban rapor falan yazamaz. Daha önce kaç defa yazdı? Yine yazar. Nefret ediyorum senden. Gideceğim bu evden. Üniversiteyi yurt dışında okumak istiyordun ya Prenses Hanım. Kıyamam diyordum ama artık hiç itirazım yok. Sen de kurtulursun ben de. 5 dakika sonra aşağıda olacaksın. Rıza Bey'i aşağı indirdim. İyi yaptın. Teşekkür ederim. Sen otur da ben çayını vereyim. Süreyya Hanım doldu doldu şimdi bana patlayacak. Yok bu kızın odası niye pis? Yok eşyaları niye yerlerde? Evdeyken izin vermiyor madem. Okuldayken toplasan olmaz mı? Denemedim mi zannediyorsun? Afiyet olsun. Yok masam yarım santim kaymış. Yok eşyalarımın yeri değişmiş. Aradığım hiçbir şeyi bulamıyorum. Kıyameti kopardı Ahmet Bey. Tövbeler olsun. İnan ki toplamam bir daha ben bu kızın odasını. Sıkacaksın o zaman dişini Hatice. Sıkacak diş mi kaldı Ahmet Efendi? İnan ki Süreyya Hanım bir geldi bu eve, tam pir geldi. Kız doğdu ondan aşağı kalır yanı yok ki. Kavga, dövüş, gürültü, patırtı. Ah Zehra Hanım ah. Zehra Hanım varken böyle miydi Ahmet Bey? Delirdin mi sen Hatice, sus. Bir daha Zehra Hanım'ın adını ağzına alma. Her seferinde çocuk gibi tembihlemek mi lazım? Süreyya Hanım duyarsa... Duyarsa duysun. Yeter artık, burama geldi. Yalan mı söylüyorum ben? Benim anamım kibardı, kibar. Zarifti. Kuğu gibi süzülürdü benim anamım. Lütfen demeden hiçbir şey istemezdi. Olay olmayaydı Ahmet Efendi. Hepimiz huzur içinde yaşıyorduk şimdi. Hatice, delirdin mi sen? Sus. Bir daha bu konuyu açma. Ya 15 yıl oldu. Herkes unuttu. Senin neydi? Ya yanmak sana mı kalmış? Sen unutmuşsun da 15 yıl olduğunu nereden biliyorsun Ahmet Efendi? Yılları bırak. Günleri sayıyorsun Ahmet Bey. Günleri. Neyse gideyim şunların çayı bitmiş mi bir bakayım. Yavaş be kızım. Dikkat et sen de. Gülşah. Kızım bu ne hal böyle? Baban görmesin. Görürse görsün. Baban bir şey demez. Hem okuldaki herkes böyle giyiniyor. Nasıl böyle giyiniyor kızım? Okul orası okul. Özel okul anne. Özel okul sizin zamanınızdakilere benzemiyor. Alışamadın gitti.
Tamam, biliyorum onun öyle olduğunu. Önce muayenehaneye gelmesi lazım. Son kontrollerini yapmamız gerekiyor. Kahve. Görüşürüz. Günaydın güzel kızım benim. Günaydın babacığım. Babacığım, servisi kaçırdım. Ahmet amca beni okula bıraksın. Tamam kızım, olur söylerim. Senden çok yüz buluyor bu Arif. Sonra da bana yükleniyor. Dünya kadar servis parası verdik. Sor bakalım bir gün olsun gitti mi servisle? Gitme çocuğun üstüne bu kadar. Ahmet Bey bırakır. Şu üstünün başının haline bak. Böyle okula mı gidilir? Benim sözümü dinlemiyor. Bari sen bir şeyler söylesen. Arif. Alo. Tamam. Gecikti biraz. Dur şöyle bir oturayım. Gülşah kızım yine bir türlü kalkamadı uykuda. Ahmet okula götürdü. Hava çok güzel bugün. Sonrasında Rıza Bey'i bahçeye indireyim, bir hava alsın dedi. Ben de dedim ki beyim, beyim ne zaman olsa aşağı iner. Hava bu kadar güzelken Gülsüm ablamı ziyarete gidin. Uzun zaman oldu. Hem çiçeklerine bir bakarsınız. İyi demiş miyim beyim? Beyim, biraz gayret etsen de azıcık azıcık çatalla kahvaltını bitirsen, ben Gülşah'a geçirip geleyim. Döndüğümde de ilaçlarınızı veririm. Kızım yesene yemeğini. Kızım, bak beni hiç duyuyor mu? Yemeğine dokunmamış bile. Söz geçiremiyorum artık buna. Sen de hiç yardımcı olmuyorsun. Biraz otorite kursan, her dediğini yapmasan, daha sesini bile yükselttiğini görmedim şu çocuğa. Ama sana söyleyeyim, çocuk yetiştirmek bu değil. Sanma ki iyilik ediyorum. Sen ben çekeriz bunu ama el niye çeksin? Kimse gözünün yaşına bakmaz. Dünyayı başına yıkarlar vallahi. Otorite öyle bağırıp çağırmayla olmaz Süreyya. Ayrıca 13 yaşına daha ne bekliyorsun ki? Tam isyan yaşları. Bu isyan mı Arif? Düpedüz saygısızlık. Biz de genç olduk. Anamıza babamıza böyle afra tafra yaptık mı Allah aşkına? Onların gözünün içine bakardık. Bir göz hareketiyle hizaya gelirdik icabında. Şunun haline bak. Bize saygı duymuyor, kendine de saygısı yok bu çocuğun. Son karnesini görmedin mi? Neredeyse her şey zayıf. Özel okul bunlarınki Süreyya. Dersler ağır, rekabet var. Hoca tutarız eksik kaldığı derslerde. İstediğiniz bir şey var mıydı? Hatice Hanım, Ahmet Bey'e söyle de Gülşah'ı okula bıraksın. Söylerim Arif Bey. Hadi kızım, Ahmet abin seni okula bırakacak. Tamam babacığım. Arif, bu akşam eve erken gelsen de yemeği dışarıda yesek. Günlerdir evden çıkmadım. Muayenehaneden sonra hastaneye gitmem lazım. Ameliyatlar, kontroller, evrak işleri. Nefes alacak vaktimin bile olacağını zannetmiyorum. Erken gelsem bile çok yorgun olurum zaten. Bugün için beni affetsen. Yarın ameliyatlarım sabahtan. Yarın akşam yemeğe çıkartayım seni, olmaz mı? Cık.
hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Hülya'nın. Siz nasılsınız? Merhaba. Ben de iyiyim, teşekkürler. Hoş geldiniz Zeynep, nasılsın? İyiyim. Buyurun böyle oturun. Gel bakalım. Arif Bey biraz gecikeceğini söyledi. Sizi biraz bekleteceğim. Bir şey içer misiniz? Teşekkür ederim. Zeynep'ciğim sen içer misin? Hayır. Peki. Meyim devam etmemi ister misin? Ben yedireyim. İstemiyor musun? Ama sen zayıflayınca da Arif Bey bana kızıyor sonra, biliyor musun? İlaçlarını da içirdin mi tamamdır. Ahmet Efendi Arif Bey'i muayenehanesine uğrayacak. Oradan da buraya gelecek. Düşündüm de beyim. Ben de geleyim Gülsüm Hanımcığımın mezarına. Ne zamandır uğramadım. Gücenmiştir bana. Ah beyim, yine mi fotoğraflara bakalım? Böyle yapıyorsun. Hem kendini üzüyorsun hem beni üzüyorsun. Bir de Süreyya Hanım görürse bu fotoğraflara baktığımızı kapının önüne koyar vallahi beni. Neyse, aşağıda kahve içiyorum. Da güzel burada. Hoş geldiniz Selma Hanım. Hoş bulduk Arif Bey. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Nasılsın bakalım? İyiyim. Arif Bey, Zeynep hastaneye gitmeden önce sizi tekrar görmek istedi. Cesurdur benim kızım. Ama ameliyat hakkında ne kadar çok şey bilirse o kadar iyi. Korkma Zeynep abla, hiç acımayacak. Sen şimdi annenle beraber hastaneye gideceksin. Orada hemşire ablalar karşılayacak seni. Seni kocaman bir yatağa yatıracaklar. Sonra kalkınca da annen sana dondurma alacak. Sonra ben geleceğim zaten. Yatacağız, kalkacağız. Ah! Puf! Gözlükler gitti. Bir daha takmayacağım mı? Yok, artık gözlük takmayacaksın. Selma Hanım, ben de iki gibi orada olacağım. Hı hı. Ameliyattan önce son bir tetkikleri var, onları yapacağız. Peki. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hastaların dosyalarını alabilir miyim? Ah Beyma, ben de çok özlüyorum onları. Keşke. Hatice.
Hatice git Gülşah'ın odasını topla. Süreyya Hanım, kıyameti koparır biliyorsunuz. Beklesek de o gelince temizlesem. Eşyasının yerini bilir en azından hiç değilse. İsterse kıyameti koparsın. Geldiğinde odası toplanmış olacak. Eşyaları da nasıl biliyorsan öyle yerleştir. İsterse ağzını bir açsın. Hemen temizlerim Süreyya Hanım. Babacığım, her Allah'ın günü bu fotoğraflara bakmakla kendinizi üzmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Özellikle de buna. Anıları taze tutmanın hangimize faydası var Allah aşkına? Gülsüm anne, sabah akşam bunlara bakıp kendimizi böyle yıprattığımızı görseydi üzüntüsünden bir kere daha ölürdü. Hoş geldiniz. Buyurun, ayakta kalmayın. Şimdi ilgileneceğim sizinle. Şikayetiniz için göz nezlesi yazıyor. Bir muayene edelim. Bana doğru döner misiniz lütfen? Yukarı doğru bakın. Sağa sola. Evet. Bir de bu göz. Sol. Yukarı aşağı. Gözleriniz gayet sağlıklı görünüyor. Görme bozukluğu falan yaşıyor musunuz? Hayır. Size hiçbir yan etkisi olmayan bir göz damlası yazıyorum. Bilgisayar başında çok çalışıyorsanız normaldir böyle şikayetler. ...15 gün sonra kontrole gelirsiniz. Eğer buralarda oturuyorsanız hastaneye gelmenizi tavsiye ederim. Şikayetleriniz geçmemiş olursa daha detaylı tetkikler yaparız. Hayır, yurt dışında, Almanya'da yaşıyorum. O zaman oradaki doktorunuza gösterirsiniz. Tatil için mi geldiniz? Hayır. Birini aramaya geldim. O kadar yolu geldiğinize göre önemli biri olmalı. Evet, hem de çok önemli. Babamı arıyorum. Babanız kayıp mıydı? Hayır, ben kayıptım. Onun nerede olduğu hep belliydi. Kayıp olan bendim. Hatice, kaç kere söyleyeceğim sana bu albüm ortaya çıkmayacak, buna bakılmayacak diye? Süreyya Hanım. Süreyya Hanım falan deme bana. Hadi bakalım göreyim seni. Bir daha bulabilirsen çıkar bunları ortaya. Bu zamana kadar Arif'in size düşkünlüğü nedeniyle buradaydınız. Bana kalsa sizi burada bir saniye bile tutmam.
Bu sana son uyarım Hatice Hanım. Anladın mı beni? Bir daha o isim anılırsa senin de Ahmet Bey'in de buradaki son gün olur. Anladın mı beni? Anladım hanımım. Anladım. İşin bitince Rıza babamı odasına götür. Sanki anmayınca aklımızdan silinecek. Ben ayrı özlerim onları. Arif Bey'im ayrı özler. Arif Bey'imin ciğeri nasıl yanık? Haberin yok ki Süreyya Hanım. Bir dakika dur Hatice. Dur. Nasıl haberi yok? Haberi var ki bu kadar cinleri tepesinde. Albümü ne zaman görse kan beynine sıçrıyor. Ona da acıdım artık. Onunki de ayrı dert. Ama ben sizi çok özlüyorum. Hanımım ya. Babanız kimdir? Kimlerdendir? Arif Bey saat 10. Randevunuz bekleme odasında. Beklesin. Peki Arif Bey. Babanız kim Yasemin Hanım? Babamın adı... Arif Bozoklu. Arif Bozoklu. Sizi buraya çeken isim benzerliği mi? Babam. Yasemin, biricik kızım, hala anlamadın mı? Baba mı? Hayır, anlamadım. Yasemin adlı bir kızım. Benim Yasemin adlı bir kızım yok mu diyecektin? Ama değil mi baba? Bu kadar isim benzerliği sana da fazla gelmiyor mu? Benim Yasemin'im öldü. Ölmedim babacığım. Buradayım işte etimle kemiğimle. Nereden duydunuz? Nasıl öğrendiniz Yasemin'i bilmiyorum. Niyetiniz nedir onu da bilmiyorum. Lütfen hemen gidin buradan. Babacığım. Gitmezseniz polis çağıracağım. Benim kızım öldü. Kendi ellerimle gömdüm. Nasıl bir kalbiniz var sizin bu? Bu nasıl bir insafsızlık? Gelip pembe ayakkabılarını verdiler değil mi sana? Nereden biliyorsunuz bunu? Kazadan sonra yüzü tanınmaz halde dediler. Onu kaçıranlardan kaçmaya çalışırken tren çarpmış dediler değil mi baba? Kolay teslim olmamış, mücadele etmiş, savunmuş kızın kendini. Sana kavuşmak için kurtulmuş ellerinden deyip acını acı katmadılar mı baba? Thank you.
küçük, güzel kızıma. Allah'ım, bu mümkün mü? Sen, Yasemin, sen ben kimi gömdüm? 15 yıldır kimin mezar başında ağladım? Baba, ama mezarımda yatan kız kim onu bilmiyorum. Her kimseniz, dersinizi çok iyi çalıştınız belli. Bu künyeyi her yerde bulabilirsiniz. Hiçbir yerden bulmadım baba. Sen verdin bana bunu. Hanımefendi, artık gidin. Yalandan bile olsa, kızımla aynı ismi taşıyan birisine kötülüğüm dokunsun istemiyorum. Lütfen gidin. Bana öyle geliyor ki baba, seni asıl korkutan şey kızının gerçekten yaşıyor olması. Benim kızım babasının ona olan sevgisinden asla şüphe etmezdi. Şüphe etmediğim için geldim ya zaten. Bunca yıldan sonra karşına çıkınca inanmayacağını biliyordum. Ama kabul etmeyeceğin hiç aklıma gelmezdi. O elinizdeki künyeye mi güvendiniz? İkimiz de daha fazla yormayın lütfen. Göstereceğiniz hiçbir delil kızımın mezarından daha kuvvetli olamaz. Şimdi kulağınıza söyleyeceğim şey babacığım. Sonra tekrar gelirim. Dur. Gel. Gel Ahmet. Gel. Bak kim var burada? Bilemedim beyim. Yasemin. Hangi Yasemin? Kızım Yasemin. Yasemin ölmedi mi beyim? Beraber gömmedik mi? Ölü nasıl dirilir gelir? Bu olacak şey mi beyim? Olmaz ki böyle iş. Ahmet amca. Ahmet amca. Hatice ablam evdeki eski bezlerden bebek yapmıştı bana. İbiş koymuştum adını. Duruyor mu hala? İbiş durmaz mı? Eskiden yatağını düzeltirken İbiş'i baş ucuna koyardı Hatice ablan. İbiş rahat ettikçe sen de edersin diye inanırdı. Ahmet amca, hatırlamadın mı beni? Hani eskiden beni parka götürürdün. Top oynardık birlikte. Kuzum diye severdin hatta beni. Gezerdik, dolaşırdık hep. Hatırlamadın mı?
Yasemin. Evet. Kızım benim. Bunca zaman neredeydin? Her şeyi anlatacağım Ahmet amca. Ama önce evimize gidelim. Çok özledim. Tamam kızım. Yasemin. Alo Süreyya. Bu akşam biraz erken geliyorum. Sana bir sürprizim var. İnanamayacaksın. Ne sürprizi? Söylersem sürprizi mi kalır? Tamam canım, oldu, görüşürüz. Nihayet evlilik yıl dönümümüz olduğunu hatırladı. Hatice. 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 Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Herkes sevdiğine canım böyle mi yanar? Ay mis 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 vallahi çok güzel oldular. Hatice. Ay Süreyya Hanım. Ödümü kopardınız Süreyya Hanım. Bir saattir sana sesleniyorum. Dolma sarıyordum. Şarkıyla türküyle iş yaparsan olacağı bu tabii. Bırak şimdi dolmayı falan. Akşam için hazırlanmam lazım, kuaförü ara. Bir yere mi gidiyorsunuz? Arif aradı. Erken gelecekmiş. Bugün evlilik yıl dönümümüz biliyorsun. Arif Bey'in ameliyatı vardı ama gecikeceğini söylemişti. Şimdi de aradı, geleceğim dedi. Bana bir sürprizi varmış. Hadi hadi, aval aval bakmayı bırak da ne diyorsam onu yap. Gülşah da bugün arkadaşında kalacak zaten. Siz de Ahmet Bey'le biraz erken gidersiniz. Tamam peki. Hadi hemen ara. Gelsin çabuk. Çok işim var. Alo. Kızım, sana mesaj atalı bir saat oldu. İşine gelince okulda telefon yasak, işine gelmeyince saatlerce telefonda konuşuluyor. Ne güzel. Tamam kızım, tamam. Bir şey söylemedim. Evet, evet, evet. Bugün buketlerdesin. Annesiyle konuştum. Servis sizi onlara bırakacak. Ne demek param yok? Daha bu sabah verdim kızım. Tamam tamam, Ahmet Efendi'ye söyler gönderirim. Hayır efendim, yarın direkt okuldan eve çıkıp geleceksin. Tamam kızım, tamam. Hadi öptüm, bay bay. Hatice, kırmızı elbisem yok mu? Gelmedi, işini bitirememişler, yarın göndereceklermiş. Tamam sen çık. Ha Hatice. Gülşah'ın parası bitmiş. Ahmet Efendi'ye söyle de akşam giderken buketleri uğrayıp versin. Söylerim Süreyya Hanım. Ahmet amcanın dediği mantıklı aslında baba. Öyle heyecanlı geldim ki hiç düşünemedim. Annemin karşısına da böyle pat diye çıkmamak lazım belki. Ya bir şey olursa kadına? Gel oturalım şöyle kızım. Sana söyleyeceklerim var. Annem, anneme bir şey mi oldu yoksa baba? Yok. Yok kızım, annen iyi. Sorun ne o zaman? Ölüm haberin geldikten sonra annen aylarca kimseyle konuşmadı. Kendini odasına kapattı. Sonra bir gün sanki hiçbir şey olmamış gibi çıktı ve Yasemin ölmedi, kızımı bulmalıyım dedi. Cenazeni almaya beraber gittik. Beraber defnettik. Ona rağmen kızım ölmedi. Kızımı bulun diye ortalığı ayağa kaldırdı. Çıldırdı. Karakola gitti. Hastanelere gitti. Sokak sokak aradı. Onca doktor, onca ilaç. Ne yaptıysak zapt edemedik. Günden güne daha da kötüye gitti. Kim onu teselli etmeye kalktıysa payladı. Düşman kesildi. Dedenle, babaannenle, benle akıl almaz kavgalara tutuştu.
Aylar sonra bir gün eşyalarını toplayıp kızımı saklıyorsunuz ama ben yerini biliyorum dedi. Çıktı gitti. Şimdi nerede peki? Adapazarı'nda. Ablasının yanında. Yıllardır ben de görmedim. Ama sürekli para yolladım. Her ihtiyacını karşıladım. Dönmesi için çok yalvardım. Gelmedi. O zor günler boyunca Süreyya hep yanımdaydı. Peki ben tanıyor muyum Süreyya'yı? Eski muayenehanede yanımda çalışıyordu. Süreyya abla. Babaannemin yanımıza yerleştirdiği Süreyya abla. Var senin burada? Karışma, Süreyya Hanım nerede? Yatak odasında. Sen niye erken geldin? Arif Bey muayenehanesinde olmayacak mıydın? Arif Bey'in yanındaydım zaten. Hatice, seninle konuşmam gerek. Akşamki sürprizi söyleyeceksen ben zaten biliyorum hepsini. Nereden biliyorsun Hatice? Ben bile yeni öğrendim. Sabahtan beri hazırlanıyor Süreyya Hanım. Gülşah arkadaşında kalacak. Bize de erken gidin eve dedi. Arif Bey ne sürpriz hazırladıysa iyi bir şey olsa iyi olur. Bir dakika. Unutmadan söyleyeyim. Süreyya Hanım dedi ki Ahmet Efendi Gülşah'a para bıraksın dedi. Arif Bey'in yıl dönümünde falan alakası yok Hatice. Beni bir dinle. Hatice. Ay. Dur bir dakika, çağırıyor. Ben bir gidip bakayım. Tamam. Bir sene sonra evlendik. Sonra da Gülşah doğdu. Kardeşim mi var? Kızgın mısın bana? Kayıp yıllarım için birçok insana kızgınım, kırgınım. Ama hayır, sen bunlardan biri değilsin baba. Buraya gelene kadar bir sürü hayal kurdum. Beni nasıl karşılayacağını, nasıl kucaklayacağını. O kadar heyecanlandım ki. Aradan geçen zamanın birkaç gün değil, 15 yıl olduğunu unutmuşum. Çok şey değişti Yasemin. Ama sana olan sevgim hiç değişmedi. Seni düşünmediğim, özlemediğim bir gün bile olmadı. Ve evliliğinin yanlış göründüğünü biliyorum. Çok yakındı bize. Babaannenin elinde büyüdü sayılır. Onunla evlenmenin sebebi de bu yakınlığı oldu zaten. Her an yanımdaydı. Hiç kimsenin anlamadıklarını anladı. Sonra annem gittiğinde bir başımıza kaldık onunla. Anlıyorum baba, merak etme. Süreyya ablanın size ne kadar yakın olduğunu hatırlıyorum. Ne söyleyeceksen söyle, insan yardım eder. Şunu bir toparlardı ya. Hatice dur bir dakika ya. Bu sabah Gülşah okula bıraktıktan sonra Arif Bey'in ofisine gittim ya. Ha. Muayenehaneye bir girdim. Arif Bey'le genç bir kız sıkı sıkı sarılmışlar. Ha. Ay sen ne diyorsun? Arif Bey Süreyya Hanım'ı aldatıyor mu yoksa? İkisi de ağlıyordu. Ben gelince Arif Bey bana bir künye gösterdi. Ay ne künyesi, ne ağlaması? Ahmet şunu doğrusunu anlat bana Allah aşkına. Arif Bey sonra kızın kim olduğunu söyledi. Kimmiş? Yasemin.
Hangi Yasemin? Bizim Yasemin. Zehra Hanım'ın kızı. Hatice ne oldu? Ay yok bir şey Süreyya Hanım, yok. Ben bakıyorum. Merhaba Süreyya. Bak kim geldi. Süreyya ablan. Süreyya, bu Yasemin. Siz zaten birbirinizi tanıyorsunuz ama... Hadi içeride konuşalım. Böyle kapı ağzında olmaz. İçeride her şeyi anlatırım. Hadi. Gel Yasemin, otur böyle. Arif, ne olduğunu anlatmayacak mısın? Süreyya, inanamayacaksın. Nereden başlasam, nasıl anlatsam bilmiyorum. Yasemin bu, kızım. Arif, sen ne dediğinin farkında mısın? Yasemin öldü. Bak, bu Yasemin'in künyesi. Doğum gününü almıştım. Kaçırılmadan bir gün önce. Yani böyle birden karşınıza çıkınca inanmak zor biliyorum Süreyya abla. Ama babam, yani üvey babam bir ay önce vefat etti. Ölmeden verdi bana o künyeyi. Her şeyi anlattı. Baban, yani üvey baban... Kimmiş senin? Hasan Aras. Arif, biraz yalnız konuşabilir miyiz lütfen? Tamam canım. Hatice. Kızım, Hatice ablan gelecek şimdi. O da seni çok özlemiştir. Biz de birazdan geliyoruz. Hatice. Buyurun Süreyya Hanım. Salonda bir misafirimiz var. Biz gelene kadar ilgilen onunla. Peki, peki Süreyya Hanım. Hatice abla. Hatice abla, hatırlamadın mı beni? Nasıl hatırlayayım kızım, ben seni ayrıldığımız el kadar bebektin. Gel ben şimdi hatırlatırım sana, gel. Hatırlıyor musun Hatice abla? Bir gün annem beni sana bırakıp teyzeme gitmişti. Sen de hem evin işlerini koşuşturmaktan hem de benim peşimde koşturmaktan şuracıkta uyuyakalmıştın. Sonra süngerden sandalyelerimiz vardı. Sen yine bir gün ev işi yapıyordun. Ben de sana yardım edeyim diye bütün dantelleri ütülemeye kalkmıştım. Tabii tek tek ütülemek zor gelince hepsini üst üste toplayıp ütülemiştim. Ha, sonra da ütüyü onların üstünde unutup oyuna dalmıştın değil mi? Evet. Ütü dermiş geçmiş dantelleri, hepsi sünger ya, sonra da sandalyeleri. Düşmüş yere döşemeyi yakmış. Bizimki fark edince yakalanacağını, sen tut sıcak ütüyle yak kolunu. Bak. Dantelleri yakalanmayayım diye koltukların altına saklamıştım. Sandalyeyi de masaya ittirmiştim. Yasemin, kızım, kuzum benim, kuzum benim. Kuzum. Kızımız bu Yasemin, bu kuzumuz bu. Kızım. Neredeydin bunca zaman kızım? Niye biz seni öldü bildik? Size neden öldüğümü söylediler bilmiyorum. Ama zaten bunu öğrenmeye geldim ben de.
Arif. Bak yine başa dönüyoruz. Sen aklını mı kaçırdın? Nasıl o kadını bu eve getirebilirsin? O kadın dediğim benim kızım Süreyya. Elinde bu künyeyle geldi diye mi kızın oldu? Yasemin'in künyesini bilmeyen yok Arif. Gazetelere boy boy ilan verdiniz. Künyenin her şeyini herkes biliyor Arif. Yalnız o değil Süreyya. Çok şey biliyor. Hatta her şeyi biliyor. Ne biliyor Arif? Annesini anlatıyor. Zehra'yı, Hatice ablasını, dedesini, babaannesini, her pazar nasıl yürüyüşe çıktığımızı. Bir de kulağıma dedi ki... Ne dedi kulağına? Kırmızı vazo dedi. Kırmızı vazo ne? Zehra'ya babasından yadigardı. Gözü gibi bakardı. Bir gün kavga ettik. Öfkemden kırdım vazoyu. Yasemin çok üzüldü. Annesiyle kavgamız daha fazla büyümesin diye vazoyu ben kırdım dedi. Bunu ikimizden başka kimse bilemez Süreyya. Öğrenmiştir bir yerden Arif. Bunu ilk defa yaşamıyoruz ki. Bu eve kaç defa Yasemin diye bir dolu çocuk geldi. Her seferinde aynı umut. Sonra tekrar aynı hayal kırıklığını yaşamadık mı? Bu sefer başka Süreyya. Hissedebiliyorum. Anlattıklarını, anlatış tarzını bir dinlesen sen de inanırsın. Bu sefer başka. Arif, ne kadar zengin olduğunu biliyorlar. Hepsinin gözü senin paranda. Sen kendi elinle mezara koymadın mı kızını? Aylarca başında ağlamadın mı? Hı? Kızımı özledim ben Süreyya. Kızımı istiyorum. Biliyorum canım. Biliyorum. Ama senin bir kızın daha var. Gerçek, yaşayan bir kızın daha var. İyi ki Gülşah bu akşam burada değildi. Ne söylerdik ona? Çocuk her şeyden habersiz büyüdü. Para için bu kadar zalim olabilir Süreyya. Birisinin yarasını nasıl böyle kanatırlar? Acısını tazelerler. Kim yapabilir bunu Süreyya? İnsanların para için yapmayacağı şey mi var? Bak inandırmış seni çabucak. Kim bilir kimlerle konuştu, ne öğrendi, ne ezberledi de seni hemencecik etkisi altına aldı. Düşünsene, onun söylediklerine inansan bütün servetinin varisi olacak. Haklısın Süreyya. Sana zor geliyorsa ben gider konuşurum. Sen hiç muhatap olma. Hayır. Sakın bir şey söyleme. Bu gece burada kalsın. Yarın hallederim ben. Arif, niye yarını bekliyoruz? Niye defetmiyoruz şimdi o kadını buradan? Eğer bana bunu yapabilecek kadar acımasızsa, ölmüş kızımın yerine geçip de buraya gelecek kadar cesareti varsa, bunun cezasını çekecek Süreyya. Bu gece hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. Yarın bakacağım bir çaresine. Yasemin odasında mı hala? Evet Arif Bey. Yemeğin hazır olduğunu haber vermeyecek misin? Verdim beyim. Ahmet Efendi'ye söyle babamı da indirsin salona.
Bu gece bizimleyiz. Vallahi söylerim Arif Bey'im ama Rıza Bey ne zamandır sofraya inmek istemiyor. Beyim, inanabiliyor musunuz gerçekten geldiğini? Bilmiyorum Hatice. İnanmak istiyorum ama... Ben de inanamadım beyim baştan ama... Sonra kolundaki yanık izini gösterince... Hangi yanık izi? Hani bir gün bana yardım edeceğim diye evi yakıyordu ya neredeyse. O gün ütüyle kolunu yakmıştı. Onun izi. Hala inmedi mi? İnmedi Süreyya Hanım. Ahmet'e söyleyeyim Rıza Bey indirsin aşağı. Ben kapısını tıklarım bir daha. Sahi sen niye bu kadar şık giyinmiştin bugün? Çünkü bugün evlilik yıl dönümümüz. Unuttuğumuz yetmiyormuş gibi bir de tutup yaptığıma bak. Özür dilerim karıcığım. Şu işi bir halledeyim, söz affettireceğim kendimi. Beklediğimiz biri mi var? Tarık'ı aradım. Sen öyle yanında bir kızla gelince panik yaptım biraz. Tarık'ı aradım. Bilmiyorum ki Celil. Babam kesinlikle inandı. Ama eşinin inandığını zannetmiyorum. Ya elimden geleni yapıyorum zaten. Of. Bir de kızları varmış. Şimdi umduğumdan daha zor olacak. Kolay mı zannediyorsun Celil? 15 sene sonra karşılarına çıkıp ben senin kızınım, aslında ölmedim diyorum. Ben olsam ben de inanmam. Ama inanmak zorunda. Tamam. Yarın sabah arar haber veririm ben sana adresi. Sofra hazır kızım. Geliyorum Hatice abla. Kapatmam lazım şimdi. Yarın sabah konuşuruz. Anlattıkları doğru mu Arif? Doğru. Süreyya telefonda söyleyince inanamadım. Nasıl düştün tekrar bu tuzağa? Şişt, sessiz olun. Madem bu gece burada, duymasın konuştuklarımızı. Bu geceyi bir atlatalım. Yarın konuşuruz uzun uzun. Ben şunu bir sorguya çekeyim madem. Kimmiş, neyin nesiymiş öğrenelim. Tarık, bu Yasemin. Yasemin, Tarık Bey babanın çocukluk arkadaşı Tarık amca. Demek hatırladın beni. Seni nasıl unuturum Tarık amca? Ayağım kırıldığında sen alçıyı almıştın. Evet. Zehra o kadar velveleye vermişti ki duymayan kalmamıştı. Başka neler hatırlıyorsun Yasemin hakkında? Yasemin hakkında. Dede. Dedem benim. Çok özlemişim kokunu, o güzel gözlerini. Yasemin hakkında her şeyi biliyorum. En azından 7 yaşına kadar olan her şeyi. Ondan sonrası bambaşka bir Yasemin zaten. O kadar eminsen kanıtlaması zor olmaz. Yarın hastaneye gider bir DNA testi yaptırırız. Dedeciğim, çok yorgunum. Zor bir gün oldu. Odama çıkıyorum. Yarın bol bol vakit geçiririz. Tabii hastaneye gidip geldikten sonra. Neredeydin bunca zamandır?
Niye bu kadar bekledin de şimdi çıkıp geldin? Gelemedim. Çünkü annen, baban seni istemiyor dediler. Artık senin ailen biziz dediler. 7 yaşındaydım. Evimi, herkesi, her şeyi hatırlıyordum. Ama gelemiyordum. Gelmeyi çok istedim. Gidecek başka yerin yok dediler. Yarın görüşürüz dedeciğim. Süreyya Hanım kesin inanmıyor bu işe Ahmet. Haklı değil mi Hatice? En az 30 tane çocuk getirdiler ilk zamanlar. Yasemin bu diye. Bu başka ama. Ben hissediyorum Yasemin bu. Umarım öyledir. Eğer değilse Arif Bey bu acıya bir daha dayanamaz. Nasıl konuşuyorsun sen böyle ya? İnanmaz gibi. Sen değil misin heyecanlı heyecanlı gelip bana Yasemin döndü diye? Dedim Hatice. Ama insanın heyecanı biraz yatışınca düşünmeye başlıyor. Ne düşünüyorsun? Bir sürü şey. Bunca yıldır neredeydi? Neden bugün çıkıp geldi? Eğer Yasemin ölmediyse biz kimi gömdük Hatice? Sen düşünmüyor musun bunları? Ben gidip yukarıya bir kontrol edeyim. Bir şey istiyorlar mı? Müsait misin Yasemin kızım? Merak ettim seni. Neden erken kalktın sofradan? Neden yemek yemeden çıktın odana? Aç değil miydin? Tarık amca, benim Yasemin olduğuma inanmıyor. Bozma kızım moralini. Babanı korumaya çalışıyor. Babamı mı korumaya çalışıyor? Kızım, sen kaybolduktan sonra, ölüm haberin gelmeden önce ve sonrasında bir sürü kişi ufak ufak kız çocukları getirdi Yasemin bu diye. Her seferinde umutlandı babam. Her seferinde yıkıldı kızım. İyi de Hatice abla, ben de çok acı çektim. Hem de çocuk yaşımda. 7 yaşındaydım. Annemi, babamı, seni, her şeyi hatırlıyordum. Ama hiçbir şey yapamıyordum. Nereye götürürlerse oraya gidiyordum. Ne derlerse onu yapıyordum. Biz de bunu düşünmekten kahrolduk kızım. Sen bizim biricik kızımızdın. Bak, seni en az bizim kadar özleyen biri daha var burada. Bak. Güzel kızım. Yavrum, senin bugün burada kalacağını öğrenince sürpriz yapmak istedim. İbiş, onu bile ne kadar özlemişim. Sen tuhaf bir çocuktun mesela. Çuvallarla oyuncağın vardı. Artık bezlerden diktim verdim bunu ben sana. Ondan sonra ayıramadık sizi bir daha. Gece sen uyuduktan sonra alır yıkar kurutur. Uyanmadan tekrar yanına koyardım. Hatice abla, annem çok mu kötü? Yıllardır ben de görmedim kızım. İlk zamanlar her hafta giderdim. Bir süre sonra beni de tanımaz oldu. Çok özledim onu. Yerini tutmaz ama. Annem. Kızım. Şimdi yat uyu, tamam mı? Yarın her şey daha güzel olacak, söz sana. Tamam mı güzel kızım? Hadi bakalım. Thank you.
Ahmet Efendi. Ahmet Efendi. Beni mi çağırdınız Arif Bey? Ahmet Efendi, babamı çıkartın yukarı. Hatice abla ilaçlarını versin. Peki beyim. Arif, görmedin mi DNA testi deyince nasıl sinirlenip kaçtı? Sinirlendiği doğru da kaçmadı. Yarın gideriz dedi işte. Blöfümü gördü. Görmeyip ne yapacaktı? Gecenin bu saatinde. Tek başınayken itiraz edecek değildi ya. Tarık doğru söylüyor Arif. Bozuntuya vermemek için böyle yaptı besbelli. Babama nasıl davrandığını gördün. Resmen duygu sömürüsü yaptı. Sarıldı boynuna dedeciğim dedi yahu. Böylelerinden intikam alıp ne yapacaksın Arif? Bakma böyle masum durduğuna. Belalıdır bunlar. Çoluğun çocuğun var. Uğraşma, gönder gitsin. Alo, efendim. Ne oldu? Tamam, geliyorum. Arif nereye bu saatte? Birkaç gün önce ameliyat ettiğim hastalardan birinde bir komplikasyon oluşmuş. Gitmem gerek. Senden başka doktor yok mu canım? Hasta benim hastam Süreyya. Ben kötü bir gün geçiriyorum diye hasta kör mü kalsın? Sen gelene kadar ben burada beklerim Arif. Sağ ol Tarık. Biz Ahmet Efendi ile hemen gider geliriz. Mümkün olduğu kadar çabuk dönerim. Arif Bey. Efendim. Kızmazsanız bir şey soracağım. Sor. Süreyya Hanım inanmadı değil mi? İnanmadı. Siz ne düşünüyorsunuz beyim? Bilmiyorum Ahmet Efendi. Bilmiyorum. Beyim, sakın kızmayın. Ben de o olduğuna inanmayı çok istiyorum. Ama sakin kafayla düşününce doğru olduğuna inanamıyorum. Ama inanmayı da gerçekten çok istiyorum. Bir başka havası var. Bir başka içten sarılıyor. Gülüyor. O olması için... O olması için neler vermezdim Ahmet. Ama Süreyya'nın haklı olduğu yerler de var. Senin benim kafama takılan sorular da aynı. Cevaplanmayan çok soru var. Işığını kapatmış yattı galiba. Hatice de ortalarda yok. Hazır kimse yokken konuşalım ne yapacağımızı. Sakin ol, biraz hallederiz. Nasıl sakin olayım Tarık? 15 sene sonra çıkmış gelmiş. Ne yapacağız şimdi? Babamın adı Hasan Aras dedi. Gerçekten Yasemin mi? Ya, eğer sakin olmazsan her şeyi elimize yüzümüze bulaştırırız. Yasemin çok şey hatırlıyor ama hiçbir şeyin nasıl olduğunu bilmiyor. Rıza amca konuşamıyor. Hasan ölmüş. Otur şuraya 2 dakika. Gerçeği bilen sadece 2 kişi var. Senle ben. Biz söylemediğimiz sürece başka kimden öğrenebilir ki? Ya yarın DNA testi yapılırsa ne yapacağız peki? Ben sana demiştim. O adama parayı vermek için Almanya'ya sen gitmemeliydin. Anlamış işte. Arif'in Yasemin'in öz babası olduğunu anlamış. Ben anlamam Tarık. Yarın ne yap yap gönder o kızı buradan. Eğer Arif onun gerçekten Yasemin olduğunu anlarsa benimle birlikte sen de yanarsın. Bir ses duydun mu? Dur Süreyya. Otur şuraya. İyice paranoyak oldun. Ses mes yok. Lütfen sakin ol biraz. Tamam, yarın ben halledeceğim her şeyi. Sen merak etme. Thank you.
geldi, kahvaltıya inmeyebilir. 3 tane tabak koy sen. Tarık Bey'e de bak bakalım, uyanmış mı? Uyanmadıysa kaldırma boşuna. Hatice, beni duyuyor musun? Duyuyorum Süreyya Hanım. Günaydın. Hatice, dikkat etsene biraz. Özür dilerim Süreyya Hanım, elimden kaydı. Kusura bakmayın Tarık Bey. Tamam tamam, önemli değil. Sen bana bir kahve yap getir. Peki, hemen getiriyorum. Neyse tamam, dert etme. Sen orayı toparla git. Ben masayla ilgilenirim. Tarık. Bu Hatice bir garip davranıyor. Dün bir şeyler duymuş olmasın? Nereden bilecek Süreyya? Sakin ol biraz. Arif uyansın, ben halledeceğim bu işi, merak etme. Yasemin bu evden bir daha dönmemek üzere gidecek. Nasıl? Kalkmadı mı da? Yok, birazdan iner. Hayatım olurdu diye düşünmediğim bir günüm bile olmadığı bir iş. Annemin kokusunu özlemeden geçirdiğim bir günüm bile olmadı. Alo, geldin mi? Tamam, adresi mesaj atıyorum şimdi. Bekliyorum. Lütfen gecikme. Tarık amca burada. Kahvaltıya ineceğim şimdi. Sonrasında ne olur bilmiyorum. Fazla kalmayabilirim. Ne yapacağım ben? Allah'ım. Ya nerede kaldın Ahmet ya? Sabaha kadar uyumadım, seni bekledim ben. Arif Bey'in işi sürdü sabaha kadar. Şimdi girdik kapıdan. Gelir gelmez de Süreyya Hanım Rıza Bey'i aşağı indirmemi istedi. Gel buraya gel, bak neler anlatacağım sana. Gel şöyle. Ah neler oldu Ahmet, neler. Ah Ahmet, neler duydum, neler duydum, bir bilsen. Ne duydun Hatice? Süreyya Hanım'la Tarık Bey'i duydum. Senle beyim gittikten sonra yatmadan bir şey isterler mi diye bir sorayım dedim. Tamam, biz de gerçek Yasemin'in olup olmadığını bilemedik ama Ahmet, ben hissediyorum ya. Bu bizim gerçek Yasemin'imiz. Şimdi eve geldi ya, Tarık ve Süreyya bunu evden göndermek istiyorlar. Ya o nereden biliyormuş Hatice? Hasan diye birine zamanında Tarık Bey para vermiş. Şimdi sen merak etme, ben ona sabah def ederim diyor ya. Ya o ne demek ya? Gerçeği bir sen, bir ben, bir Hasan, bir de... Bir de? Bir de Rıza Bey biliyor dedi. Hasan öldü. Rıza Bey'im de konuşamıyor. Dedik senle benden başka anlatabilecek biri yok dedi Tarık Bey. Neymiş peki gerçek? Ya Ahmet bilmiyorum Ahmet, ben de bilmiyorum. Yasemin'in niye öldüğünü söyledi. Ben bir türlü anlayamadım ki. Yazık yavrumuza, kızımıza. Nasıl göndereceksin Tarık? Ya bildiği başka şeyler varsa? Bizi denemek için susuyordur belki. Nereden bileceğiz üvey babasının her şeyi anlatmadığını? Haklısın. Tamam ama yine de sen bana bırak. Önce ne bilip bilmediğini bir öğrenelim. Yasemin aşağı indiğinde sen hiçbir şey olmamış gibi günaydın de. Sonra bir bahaneyle dışarı çık, bizi yalnız bırak. Ya tamam. Tamam da ne diyeceksin kıza? Orasını sen bana bırak. Tarık, gerçekten Yasemin o. Eğer söylediğinden daha fazla şey biliyorsa, bu evden giden o değil, biz oluruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın.
Babam kalkmadı mı daha? Yok. Kalkmadı. Eve biraz geç geldi. Gelir birazdan. Burada olmadığı da isabet. O gelmeden yalnız konuşalım biraz. Gel otur bakalım. Siz rahat rahat konuşun. Ben de bir Arif'e bakayım. Hayır Süreyya abla. Sen de kal. Tarık amca ne söyleyecekse senin yanında söylesin. Benim de söyleyeceklerim var zaten. Bu duyduklarını Arif Bey'e de söylemen gerek. Ya nasıl derim ben Ahmet ya? Tamam ben bir şeyler duydum. Ama ne duydum ben de anlamadım. Ben de bilmiyorum ne duyduğumu. Hiçbir şey söylemeden de olmaz Hatice. Hadi olmaz tabii. Hadi ben Arif Bey'e söyledim. O da gitti Süreyya Hanım'a söyledi. Kabul eder mi zannediyorsun her şeyi? Biz bunları konuştuk der mi? Ne diyorsun? Haklısın. Arif Bey bize mi inanacak? Süreyya Hanım'a mı inanacak? Ben konuşurum Arif Bey'le. Eğer bir şey varsa bilmek hakkı. Biri karısı, diğeri en yakın arkadaşı. Bunca yıldır böyle büyük bir sır saklanıyorsa beyim yıllardır bir yalanı yaşıyor demektir. Biz söyleyelim, üstümüze düşeni yapalım da sonra kovarsa kovsun. Eyvah, ben Tarık Bey'in kahvesini yapmayı unuttum. Ben yapıp götürürüm kahveyi. Sen Rıza Bey'in kahvaltısını götür. Arif Bey'le söyleyeyim bir konuşalım. Gerçi de yeni yattı ama bakarız bir hal çaresine. Tamam, ben de Bey'in kahvaltısını hazırlayayım. Bak kızım, şimdiye kadar Yasemin'im diye anlattığın hikayelerin hepsini bilmeyen yok. Sana gelene kadar kaç kişi geldi gitti buradan? Söz konusu Yasemin olunca Arif mantıklı davranamaz. Kolay değil onun için. Ama biz kendi ellerimizle toprağa verdik Yasemin'i. Şimdi ne olacağını ben sana söyleyeyim. Polisi arayacağım. Karakoldu, hakimdi, savcıydı derken işler çok büyüyecek. Sen iyisi mi kendi rızanla git buradan. Derdin paraysa onu da hallederiz. Kaç para istiyorsun çekip gitmek için bu evden? Para verip birilerini susturman ilk değil. Öyle değil mi Tarık amca? Kahvenizi getirdim Tarık Bey. Tamam Ahmet Efendi, sen çıkabilirsin. Hayır Ahmet amca, kal lütfen. Söyleyeceklerimi senin de duymanı istiyorum. Söyleyeceğimi bilemiyorum ama dün akşam Süreyya Hanım'la Tarık Bey'i bir şeyler konuşurken duydum. Dediler ki Yasemin'miş o gerçekten. Doğru mu beyim bu? Bir de Hasan diye birine para vermişler. Bizden başka bir tek Rıza Bey biliyor gerçekleri dediler. Gerçek ne beyim? Yasemin... Yasemin ölmediyse mezarında kim yatıyor? Ah beyim, konuşamıyorsun ki. Geriye bir tek Süreyya Hanım'la Tarık Bey kalıyor. Gerçekleri söyleyebilecek. Onlar da hayatta anlatmaz. Ben anlattırırım Hatice. Arif Bey. Yasemin öldü mü?
Neden ısrarla onu göndermeye çalışıyorsun Süreyya abla? Duyacaklarından mı korkuyorsun? Benim hiçbir şeyden korkum yok küçük hanım. Ne söyleyeceksen söyle Yasemin. Arif'in senin söylediklerine inanacağını mı zannediyorsun? Babam, ölmeden önce her şeyi anlattı bana. İlk anlattığında sen olduğunu anlayamamıştım. Ama buraya gelip seni gördükten sonra her şey yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Ne söyleyeceksen otur da söyle. Ben onun söylediklerine inanıyorum. Sen karışma Ahmet Efendi. Bu özel bir mesele. Seni ilgilendirmez. İlgilendirir Süreyya Hanım. Yasemin Arif Bey ile Zehra Hanım'ın kızı olduğu kadar bizim de kızımız. Hatice duymuş bütün konuştuklarınızı. Yeter artık Ahmet Efendi. İkinizi de gönderirim buradan. Bunca yıl Arif'in hatırına tuttum zaten sizi burada. Bu evden gidecek biri varsa o da sensin Süreyya. Babacığım. Arif düşündüğün gibi değil. Yasemin, sen Ahmet Efendi ile yukarı çık. Benim Süreyya ve Tarık'la konuşacaklarım var. Hadi kızım. Gel kızım otur. Yasemin, kızım ne biliyorsan anlat. Yani en son hatırladığım annemle birlikte trendeydik. Atapazarı'na götürdü kızım seni kaybolduğun gün teyzenin yanına. Oynuyordum. Böyle vagonlar vardı. Vagonların arasında boşluklar. Birinden girip ötekinden çıkıyordum. Sonra tekrardan çıktım. O sırada tren durdu. Ben de camdan inip binenleri seyretmeye başladım. Geri geldiğimde baktım ama annem yoktu. Aradım saatlerce, bütün vagonları dolaştım. Ama annem hiçbir yerde yoktu. Doğru hatırladığına emin misin? Annem bize böyle anlatmadı. Nasıl anlatacak Hatice abla? Hatırlamayacak kadar küçük değildim. Annen tren durduğunda kaçırdılar dedi kızımı. Kaçırıldığımı söyleyen annem miydi? O gün ben bıraktım sizi Haydarpaşa Garı'na. Anadolu treniyle gidecektiniz. Başından beri biliyor muydunuz Yasemin'in ölmediğini? Tarık, ne biliyorsanız anlatın. Yeter! Konuşun artık. Arif, anlatacağım her şeyi ama hiçbir şey senin düşündüğün gibi değil. Ne yaptıysak seni korumak için yaptık. Kızımdan bunca yıldır uzakta tutarak mı beni korumaya çalışıyorsun? Karım, en yakın arkadaşım. Bunca yıldır neden bana yalan söylediniz, neden? Baban yüzünden. Başta hepimiz Yasemin'in kaçırıldığını düşündük. Zehra herkese öyle anlattı. Kimseyi yanına yaklaştırmaz oldu. Odasından çıkmadı. Bir tek ben ve Gülsüm anne giriyorduk yanına. Önceden hep aynı hikayeyi anlatıyordu. Kızımı kaçırdılar. Kızım nerede diye ağlıyordu. Sonra yavaş yavaş değişti hikayesi. Yasemin'in kaybolmasını kabullenemediği için böyle yapıyor zannediyorduk. Sen de kimseyle konuşmaz, çalışamaz olmuştun. Gülsüm anne... Anneme ne olmuş? Annemin ne ilgisi var bütün bu olanlarla? Gülsüm anne, Yasemin kayıp olduğu sürece ikinizin de toparlanamayacağını söyledi. Bir sene geçmişti üzerinden. Hastaneden birine para vermiş. Morga 7-8 yaşlarında bir kız gelirse haber versin diye. Annem nasıl böyle bir şey yapar? Arif, Gülsüm anne öğrendi Zehra'nın kendi kızını bırakıp gittiğini. Zehra Yasemin'i bırakıp hiçbir yere gitmez. Gitti Arif, gitti. Biz Yasemin kaybolduktan sonra akıl sağlığını yitirdiğini düşündük. Ama Zehra ondan çok önce kötüymüş. Hiçbirimizi tanımıyordu, hatırlamıyor musun? Hayır.
annen dedi ki, Yasemin yanımda sanıyordum. Yoruldum, uyuyakalmışım. Tren durdu o sırada. Uyandım, bir baktım pencereden birileri götürüyordu Yasemin'i. Hemen peşinden gittim dedi. Annem, annem neden böyle bir şey söylesin ki? Bilmiyorum kızım. Ondan sonra ne oldu? Sen onu bize anlat. Sonra uyandım. Yanımda Hasan babam vardı. Onun yanında da annem. Ya Refika annem yani. Bir süre Türkiye'de yaşadık. Ondan sonra Almanya'da yaşamaya başladık. Bunca yıldır Almanya'da mıydın? Evet. Hiç aklımdan çıkmadınız. Ama küçüktüm. Zamanla alıştım. Refika annem de, Hasan babam da çok iyi insanlardı. Neler yaşamış benim güzel kızım. Sonra bir gün Yasemin bulundu diye haber geldi. Tren çarpmış. Yüzü tanınmaz halde dediler. Zehra gidecek durumda değildi zaten. Sen de kötüsün diye Gülsüm anne ben giderim dedi teşhis etmeye. O zaman hiçbirimiz bilmiyorduk. Hepimiz onu gerçekten Yasemin sandık. Bir tek annenle babam biliyormuş gerçeği. Ta ki yıllar sonra Tarık Hasan diye biri arayana kadar. Neden beni değil de seni aramış Tarık? Beni aramamış zaten Arif. Seni aramış. Gülsüm anne çıkmış telefona, benim numaramı vermiş. Her şeyi anlattı sana, yalvardı. Kimseye söylemeyin dedi. Zehra gitmişti. Gülşah büyümüştü. Sen mutluydun. Yasemin'in ortaya çıkması her şeyi mahvederdi. Süreyya, sen neden bana hiçbir şeyden bahsetmedin? Nasıl söyleseydim Arif? Bunca zaman boyunca Yasemin kaybolduğunda, cenazesinde, hepsinde yanındaydım. Nasıl acı çektiğini gördüm. Hem sonra, sonra Gülşah doğdu. Gülşah sorunlu bir çocuktu. Bir de Yasemin'i öğrenseydi onu hepten kaybederdim. Ben de kendi ailemi korumak zorundaydım Arif. Almanya'ya gittim Hasan'ın yanına. Hastaydı. Doktorlar fazla yaşamazsın demiş. Yasemin yalnız kalmasın, gerçek ailesini bilsin dedi. Para teklif ettim. Bütün masraflarını karşılarız dedim. Kabul etti. Aklım almıyor ya. Nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? Ben bakarım. Buyur oğlum. Kimi aramıştın? Yasemin'i. Burada mı? Celil. Kimseyi suçlama Arif. Herkes doğru olduğunu düşündüğü şeyi yaptı. Annen seni korumaya çalışıyordu sadece. O 15 yıl ya. Kaybolan 15 yıl. Baba. Kızım. Canım kızım. Babacığım, seni tanıştırmak istediğim biri var. Celil. Celil, bu babam. Baba,
Bu Celil. Nasılsınız Arif Bey? Celil benim nişanlım. Bir ay sonra evleniyoruz. Canım kızım benim. Canım kızım. Babacığım, seni de annemi de çok seviyorum. Ama benim hayatım son 15 yıldır çok farklı. Okulum orada, arkadaşlarım orada. Kısacası hayatım orada. Seni her gün özledim. Ama Hasan babamı da, Refika annemi de çok seviyorum. Şimdi babam öldü. Annem yapayalnız. Ben buraya kimsenin düzenini bozmaya gelmedim. Ben sizi düğünüme çağırmaya geldim. Babacığım, kimseye kızma. Ne olursa olsun kimse kötü niyetli değil. Herkes birilerini korumak için çabalıyor. Kızım ben... Ben sadece... Biliyorum babacığım, biliyorum. Artık bir şey söylemene gerek yok. Benim tek isteğim... annemi de düğünüme çağırmak. Canım kızım. Canım kızım. Kızım benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.